Merhaba, doğru. Merhaba, iyi akşamlar. Nasılsınız? Ne haber, nasılsınız? Hop, nasıl keyifler? Pardon. İyi misiniz? Çok teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Bugün bayağı kalabalık burası. Vallahi tesadüf, herkes içerideymiş. Evet, biz de şok olduk yani. Nasılsınız, evet. Neler yapıyorsunuz? Sağ ol, iyiyiz, eksik olmayın, her şey yolunda. Teşekkürler. Var mı yeni projeler, neler yapıyorsunuz? Şu an bir şey yok. Şu an bir şey yok. Evet. Dönem dizilerinde çok büyük işler yaptınız. Şu evet, an dönem evet. Dizileri de çok popüler. Çocuklar, takip edebiliyor musunuz? Yani şu an beklemedeyiz. Bakalım bir dinlenme zamanı. Hı hı. Kendimizi toparlayıp, kendimize bir şeyler katıp ondan sonra da enerjimizi toplayıp belki yeni bir işe başlayacağız. İnşallah o zaman. İnşallah. Hayırlı olsun. Kendinize iyi bakın. Çok sağ olun. Teşekkürler. Çok teşekkür İyi akşamlar dilerim. Teşekkürler. Kendinize görüşmek üzere. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Umut Bey'le yeni bir proje falan mı var? Yok, hayır. Umutlardaydık. Umut ben erken dönüyorum. Onlar devam ediyorlar. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Çok görüşemiyoruz şükür, sağ olun. Evet, beri. Biraz uzun zamandır şehir dışındaydık. Bodrum'daydık. Gayet güzel geçti. Tatil gibi değil. Orada yaşadık aslında bir süre. Bayağı uzun kaldınız orada. Evet evet. 6 aydır falan oradaydık. Şimdi işte... Böyle şeyler de var. Başlanılıyor muyuz? Başlanılmıyor. Gayet güzel geçti Bodrum. Şehre döndük. Bir hafta kadar oldu. Şimdi buralara alışıyoruz. Kendiniz için mi hani bir tatil amaçlı ya da oraya yerleşme gibi planınız var? Hayır. Yoksa Mercan için mi orada kaldınız? Aslında Mercan için çok güzel oldu tabii ki. Bize de iyi geldi. Orada olmak, böyle doğayla bir arada olmak iyi geldi. O yüzden orada kaldık. Güzel. Uzun bir sürede setlere ara verdiniz. Kıvanç Bey'le evet. Tekrardan yeni bir diziye başlıyorsunuz. İnşallah, galiba. Evet. Aile dizisiydi galiba. Evet, evet. Nasıl, hani ne karakterde göreceğiz sizi? Kıvanç Bey'e sorduk ama ağzından laf alamadık. Ya evet, benden de alamayacaksınız tabii ki de. İlerleyen kabul zamanlarda. Yani. Yani Kıvanç evet. Bey kabul etmemişti yani. Etmemiş miydi? Yok. Neyi kabul etmedi? Sizi sorduk hani Özge Hanım'a bir proje falan. Ha. Haberim yok gibisinden de siz kabul ya, ettiniz. Biliyorsunuz bu işler bizim ticari taraflarımız olduğu için böyle çok sohbet etmeyi sevmiyoruz. Ortaya çıktığında konuşmak keyifli oluyor. O yüzden çıktığı zaman tekrar konuşuruz. Şey soracağım, bazı erkek oyuncular partnerlerini kendi seçiyor son hı-hı. zamanlarda. Böyle bir söylem de var. Kıvanç Bey'le de çok samimi olduğunuz için Kıvanç Bey mi sizi tercih etti yoksa yapımcı tarafından mı? Ya bu işler nasıl olması gerekiyorsa öyle oluyor. Benim bugüne kadar çalıştığım bütün işlerim öyle oldu çok şükür. Bu da öyle devam etti. O yüzden hani öyle bir dediğiniz gibi bir durumla ilgili bilgim yok. Dolayısıyla nasıl böyle olması... Böyle bir şey geldi mi başınıza hiç? Yok, gelmedi çok şükür. Teşekkür ediyorum. Evet, iyi akşamlar Kerem Bey. Nasılsınız? Merhaba, sağ ol. Teşekkür ederim. Sen nasılsın abi? Çok teşekkür ediyorum. Şifa niyetine gösterisindeyiz ve biz sanat okulundayız aslında. Neler söyleyeceksiniz? Vallahi güzel sanatçılardan güzel şeyler seyredeceğiz bugün. Onu söyleyeceğim. Kesinlikle. Siz nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? İyi, peki? Setten geldim evet, şimdi. Evet, nasıl gidiyor set? Değişikliklerle, kan değişiklikleriyle de. Olacak tabii bunlar hı-hı. yani. Hani... Herkes birbirine devrede evet. Daha da büyütmeye çalışıyoruz işi. Güzel gidiyor, bir sıkıntımız yok. Uzaktayız, Şile'de çekiyoruz. Yani büyük kısmını Şile'de çekiyoruz ama İstanbul'un her yerinde çekiyoruz. Güzel, zor olsa da güzel. Harika, o zaman size iyi seyirler dileriz. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Ederim. Sağ ol, kolay gelsin. Çok sağ olun. Bir fotoğraf alın. Gel onu sen. Sen çekin abi. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler, sağ olun.